Merhaba, ben Esen Bey, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel kahvaltılık bir poğaça tarifi yapacağız. Bunu çay saatinde de servis edebilirsiniz. Çok pratik. Hızlıca malzemeleri sayıyorum. 400 gram unum var. Beyaz un kullandım ama istiyorsanız karışık kepekli un, çağdur unu da kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Üzerine daha doğrusu bir paket kabartma tozu koydum. Mayalı değil, bu kabartma tozlu bir tarif. Bir paket kabartma tozunun üzerine eledim. 150 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı, 1-1,5 yemek kaşığı kadar doğranmış, kurutulmuş domates, 2 yemek kaşığı dilimlenmiş zeytin var. Eğer evde istiyorsanız kendi zeytininizi de hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı taze kekik, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi var. Üzerinde süslemek ve soslamak için de 1 adet yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı kadar da susamım var. Şimdi nasıl yapacağımızı hızlıca göstereceğim. Önce tereyağının, burada benim hamur kancam var. Eğer hamur kancınız yoksa elle de yoğurabilirsiniz ya da normal mikser haliyle de bunu yapmaya çalışabilirsiniz. Ben şimdi bunu oda sıcaklığında yumuşak tereyağını bunun içine atacağım. Bir iki tur çevireceğim. Sonra içine unumu ve kabartma tozu karışımımı koyup karıştıracağım. Şimdi bu güzel böyle bir kumumsu, böyle iri taneli bir karışım haline geldi. Ben bunun içine bir kaşık yoğurdu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı sirke, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar şeker ve 2 çay kaşığı tuz ekleyeceğim. Ve bunu güzelce karıştırmaya devam edeceğim ve yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şimdi bu benim istediğim kıvama geldi. Böyle yumuşak bir hamurum var. Dediğim gibi eğer ununuzun çok fazla kuru kaldığını düşünüyorsanız 1 adet, 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekleyebilirsiniz tekrardan. Ben şimdi bunun içine zeytinleri, şöyle kurutulmuş domatesi ve 1 tatlı kaşığı kadar şöyle hatta koyayım keki ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Sonra tezgahta şekillendireceğim ve fırınlayacağım. Şimdi benim hamurum hazır. Ben bunu şöyle bir güzelce tezgahta 2 saniye, yani bir 10-15 saniye değil tabii, bir 10-15 saniye şöyle azıcık yoğurup şekillendireceğim. Şöyle. Evet, bu tam istediğim yumuşak poğaça hamuru kıvamına geldi. Şimdi bunu arkada yağlı kağıt koyduğum bir tepsim var. Ona yerleştireceğim. Ama ona yerleştirmeden önce şöyle bir uzunlamasını açmak istiyorum. Bu kolay bir şekilde servis etmemize de yardım, yani şekillendirmemize yardımcı olacak. Bunları mandalina büyüklüğünde keseceğiz. Yuvarlayıp top yapıp tepsimizin üzerine alacağız. Şöyle şu boyda yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 10-12 tane top elde edeceğiz. Ben şimdi bunları böyle tepsinin üzerine koyacağım. Şuradan da bir parça alalım. Hepsini yapıp 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişireceğim. Ama önce üzerine yumurta süreceğim, susamını atacağım. Sonra fırınlayacağız. Poğaçalar hazır. Şu anda fırından çıkarttım. Sıcak sıcaklar. Muhteşem kokuyor. Ben bir tanesini kopartacağım. Şunları böyle bir tabağa koymak istiyorum önce. Güzel bir şekilde. Şimdi bunu da yanmazsam. Yandım. Tadına bakmak istiyorum. Böyle ağızda dağılan
böyle yumuşacık, çok güzel bir kıvamı olmuş, bol tereyağlı. Çok lezzetli bir poğaça. Ben çok severek yiyorum. İstiyorsanız içine beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. O zaman da çok lezzetli oluyor. Ben dediğim gibi çok severek tüketiyorum bunu kahvaltıda, çay saatinde. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.